Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hocam Sayın Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Sayın Hakan Atilla, çok değerli Turkuaz Medya Kurulu İcra Kurulu Üyesi Sayın Ceyda Uzman ve sabah öncelikle Türk futbol ailesini bir araya getiren bu değerli organizasyona katılmaktan dolayı kendim ve yönetim kurulu adına duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle Uluslararası Futbol Ekonomi Forumunu 2 yıldır düzenleyen ve Türk futbolu için çok önem saydığımız bir konuyu gündeme taşıyan Turkuaz Medya grubuna, bu etkinliğe öncülük eden Sayın Serhat Albayrak'a teşekkür ediyorum. İş ortağı, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayıncımız olan Turkuaz Medya grubunu, Türk sporuna olan destekleri ve futbolumuza sağladıkları katkı için de ayrıca kutluyorum. Değerli misafirler, ekonomide dünyada söz sahibi olan bir ülkeyiz. Futbol ekonomisinde ise Avrupa'da 6.'yız. Bugün toplamda da 2 milyar dolara varan bir futboldaki gelir hacmine ulaşmış durumdayız. Bu tabloda kuşkusuz ki en büyük gelir kalemini yayınlar oluştururken, bunun yanında tribün gelirleri, futbolcu satış gelirlerimiz, sponsor ve reklam gelirleri de kulüplerimiz için azımsanmayacak boyutlara ulaşmıştır. Ana hedefimiz bu ekonomik gücü el birliğiyle daha yüksek seviyeye çıkarmaktır. Bunu sağlayacak olan da bildiğiniz gibi her zaman sportif başarı ve marka değerini artırmak olacaktır. A milli futbol takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na finallerine kalarak önemli bir başarıyı kazanmıştır. Bunun hem Türkiye ekonomisine ciddi bir katkısı olacak, hem de federasyonumuz önemli bir gelire kavuşmuş olacaktır. Şenol Güneş ve oyuncularımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Finallerde de önemli başarıyı sağlayıp bizleri gururlandıracaklarına ve Türk futbolunun marka değerine artı değer katacaklarına da yürekten inanıyorum. Milli takımımızın gösterdiği başarıyla birlikte liglerdeki rekabet de Türk futbolunun uluslararası alanındaki imajı açısından da çok önem taşımaktadır. Futbol Federasyonu olarak bizler marka değerinin artması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu konuda Sayın Mehmet Sepil başkanlığında oluşan Yeni Kulüpler Birliği yönetimi ile inşallah sık sık bir araya geleceğiz. Geçen hafta uzun bir değerlendirme toplantısı yaptık ve çalışmalarımızı kısa sürede de hayata geçirmek istiyoruz. Özellikle yapısal anlamda gerçekleştirmemiz gereken birçok iş var. Ortak hedefimiz için futbol ailesi olarak omuz omuza vermemiz gerekiyor. Verirsek bundan büyük bir güç doğacaktır. Bunun yolu da dostça rekabetten geçmektedir. Premier Lig dünyanın en güçlü ekonomisine sahip bir yapıdır. Bu güce nasıl ulaştıklarını size bir anekdotla anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Ağustos ayında, Ağustos'un 14'ünde Chelsea ile Liverpool kulüpleri arasında UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yaptık. Gala yemeğinde kulüp yöneticilerinin ortak bir sözleri oldu. Biz her gün dostuz. Ancak bir gün rakibiz. Bizim de aynı şekilde bir gün rakip,
364 gün dost olmamız gerektiğine inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, futbol pastasını mutlaka büyütmeliyiz. Büyütürken de buna lezzet katarak pastayı daha da değerlendirmemiz gerekmektedir. Özellikle Süper Lig'in izlenme oranının artması gerekmektedir. Bu konuda son yıllarda yayıncı kuruluşumuzun 100'ün üzerindeki ülkede ligimizi yayınlaması, Türk futbolunun dünyada izlenmesi açısından büyük destek olmaktadır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Potansiyeli olan yeni pazarlar yaratmalıyız. Süper Kupayı gerekirse statüsünü değiştirip 4 takıma çıkararak yurt dışında düzenlemek Türk futboluna yeni bir değer katacaktır. Uzak Doğu pazarı da önemli hedeflerimizden birisi olmaktadır. Güçlü futbol ekonomisi için gençlere mutlaka yatırım yapmamız gerekiyor. Altyapıya destek olup gençleri yetiştirmek, onları Avrupa'ya ihraç etmek kulüplerimiz için önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Önemli bir konuya da bugün Avrupa'da birçok kulüp Şampiyonlar Ligi gelirleriyle ayakta durmaktadır. Ve bu gelirle de büyüyorlar ve rekabetin içerisinde kalmaktalar. Bunun için Avrupa kupalarına istikrarlı katılım ve başarının şart olduğuna inanıyoruz. Her sene Şampiyonlar Ligi'ne bir değil, iki takım birden göndermeliyiz. Oysa biz 2007-2008 sezonundan bu yana 12 yıldır tek takımla ancak katılabiliyoruz. Kulüplerimizin her sene mali kaybını varın, sizler hesap edin. Son yıllarda arzuladığımız sonuçlardan maalesef çok uzağız. Ve bu tabloyu tersine çevirmek için de var gücümüzle çalışmalıyız ve başarılara odaklanmalıyız. Saygıdeğer misafirler, futbol ailesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Devletin altyapı ve stadyumlar başta olmak üzere futbola bu kadar yatırım yaptığı başka hiçbir ülke yoktur. Bunu büyüme için fırsata çevirmeliyiz ve en iyi şekilde de kullanmalıyız. Türk futbolunun gelirleri her geçen yıl artıyor. Ama asıl sorun kontrolsüzce yapılan harcamalardır. Şunu kabul edelim ki gelirimizin 3-5 katını harcama lüksümüz artık yoktur. Mali disiplinin kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Biz federasyon olarak denk bütçeye çok önem veriyoruz. Ve bunun için kulüp lisans yönetmeliğini yeniledik ve takımlara harcama limitlerini getirdik. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Geçmiş hatalardan acilen kurtulmalı. Aksi takdirde Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Gerekirse transfer yasağı, puan silme, küme düşürme cezalarını da uygulayacağız. Tüm kulüplerimizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum. Mali düzlüğe çıkmak için düzenlemeler yaparken bizlere en büyük desteği Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Kasapoğlu verdi. Beraber çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ve futbol ailesi adına huzurlarınızda Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken bu forumun futbol ekonomimize yeni çözüm önerileri getirmesini temenni ederken herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.